Evet, bugün yarın Miraç Kandili hocam. İnşallah yarın Miraç Kandili'ni kutlayacağız. Bugün yine sevgili seyirciler, Miraç'la ilgili sorularınız olursa bizi arayabilirsiniz. Mesajlar atabilirsiniz. Sanırım hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Efendim, hayırlı günler efendim. Sağ olun efendim. Günler, hepimize geçmiş olsun, gelsin. Başımız sağ olsun. Buyurun efendim. Kırıkkale'den aynen, arıyorsunuz. Aynen. Tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin. Amin. Inşallah. Amin inşallah. Hocama bir sorum olacak benim. Tabii. Son zamanlarda sosyal medyada bazı videolara denk geliyorum. Depremin olmasıyla Deccal'in gelmesine az süredir kaldığını, yaşanan deprem ile Deccal'in olduğu yerden çıktığını, artık Yecüc ve Mecüc olduğu yerden sesten çıktıklarını söyleyen videolar dönmekte. Bu ne kadar doğru bizi aydınlatabilirsin hocam. Sevinim. Allah razı olsun. Şimdi kıyamet elbette yakın ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben ve kıyamet böyleyiz demiş. Yani Resulullah Efendimiz ahir zaman peygamberi, biz ahir zaman ümmetiyiz. Ama bu 1000 yıl mı, 10.000 yıl mı, 100.000 yıl mı, biz bunları bilemeyiz. İnnallaha indehu ilmussa'ah. Kıyametin ne zaman kopacağı Allah katındadır, kimse bilmez. Yecüc Mecüc meselesi Moğolların istilasında da aynı gündeme gelmiş. Moğollar Yecüc Mecüc'dür denmiş. O gün bugündür bekleniyor. Ama henüz öyle, yani o biraz uzay savaşlarını andırıyor. Okunu atacak, ok kanla düşecek. Yani havalarda savaş olacak. İnsanlar havalarda uçuşacaklar. Öyle anlaşılıyor. Henüz daha gelmedi. Ancak bu depremler de çoğalacak, kıyamete yakın çoğalacağını biliyoruz. Bizim ülkemizde deprem bölgesi, bu gerçekle yaşanmış olmak durumundayız. Başka gidecek kapımız yok. Burası zaten mazlumun, mağdurun, ülkesini kaybedenlerin sığındığı bir Anadolu. Burada tabii coğrafyamız zor, her bakımdan zor ama kendimiz tedbirlerimizi alırsak, bina öldürüyor, bina yıkılıyor, göçük altında kalıyor insanlar. Yoksa depremin kendisi Allah'ın koyduğu bir yasadır. O olacak, dünyanın her tarafında da oluyor. Biz tedbir almak zorundayız. Bundan sonra yapacağımız binalarımızı sağlam yapmak. En güzel örnek orada, o bölgede 150 bine yakın TOKİ'nin evleri var. Bir tanesi yıkılmamış. Bundan daha büyük bir ders olur mu? Evet, şu hatta çatlak falan da yok. Sadece iki dairede küçük. İki tane hasar var. Evet. Bir tanesi yıkılmamış. Demek ki deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Bina öldürüyor. Allah oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Tabii çok eski binalarımız İstanbul'da da var. Bunların yenilenmesi lazım. Köyünde, kasabasında evi köyü olanlar, burada emekli olmuş, burada yapacak başka bir işi kalmamış olanlar, biraz İstanbul'u biraz daha hafifletip kentsel dönüşümü öyle yapmamız lazım. Köylerin, kasabaların yeniden dizayn edilip kurulması gerekiyor, mimarilerin. Göçüklere bakıyorum böyle. Tabii köylerdeki çok zayıf evler hariç bir katlı, iki katlı evler yıkılmıyor. Çoğunlukla 5 kat, 10 kat evler yıkılıyor. Demek ki yüksek katlardan da vazgeçip fıtrata uygun, insana uygun, yaraşır bahçeli evlerde yaşamak her zaman güzel. Bahçesi olanlar bahçesine çıktı. Bahçesi olanlar gitti köyüne yerleşti. Bahçesi olan çadırını bahçesine kurdu. Evet. Affedersiniz, tuvaleti var, banyosu var. O bir yere gitmek, sığınmak zorunda kalmadı. Ama bu daire hayatını görüyorsunuz, nelere mal oluyor. Ama yine de herkese bahçeli ev yapmak mümkün değil. Ama TOKİ'nin yaptığı standartta sağlam evler yapılacaktır. 115 milyar 146 milyon 528 bin TL dün akşamki toplanan para. Şimdi bu parayla hesap ediyorlar, yüz binlerce ev yapılabiliyor. Bu da büyük bir nimet oldu. Yurt dışından da gelmeye devam edecek ama bir şey daha söyleyeyim. İnşallah az da olsa, devamlı olan da hayır vardır. Hayırlarımız devam etsin az i̇nşallah, az da olsa. İnşallah. Bu işin üstesinden kalkacak ülkemiz. Biz bunu dün akşam da gördük. Depremdeki afet zedelere, deprem zedelere yapılan yardımlarda, kurtarmalarda da gördük. Bir şey daha söyleyeyim aziz kardeşlerime. Dikkat ettiniz mi? 10 gündür, kaç gün oldu deprem arkadaşlar? 11. gündeyiz. 11. gündür. 11 gündür depremden hiçbir mal çıkarıldı mı? Çıkarılmadı.
Ne çıkarılıyor? İnsan çıkarılıyor. Demek ki malın bir kıymeti yok. Evet. Yani mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Önce can ve önce insan. Onun için kıymetimizi bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak felaketlerden korusun. Telaş etmeye gerek yok. Yaşam devam ediyor. Yaraları sarmak bizim vazifemiz. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.